Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. İkinci yüz derslik C# serimizin 20. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Tarihler 6 Şubat 2018. Sezar şifrelemeden bahsedeceğim. Bilgi güvenliği eğitim serisinin galiba 14. dersinde anlatmıştım Sezar şifrelemeyi. Şimdi burada hani orada şey olarak Sezar şifreleme nedir? Veri ve projenin direkt çıktı ya yani Excel'sini çalıştırmıştım. Şimdi burada Sezar şifreleme algoritmasıyla nasıl oluşturulur? Sezar şifreleme algoritması nasıl kodu yazılır? Onunla ilgili kodlarımızı Visual Studio'da yazacağız. Şimdi Sezar şifreleme ile ilgili bir iki bilgi verecek olursam Sezar şifreleme şöyle ki sizin klavyeden girmiş olduğunuz ya da işte veri tabanında bulunan verilerinizi sizin belirlediğiniz aralıktan sonra gelecek karakterlere eşleyen şifreleme. Nasıl yani? Şöyle örnek vereyim daha net anlayacaksınız. Mesela siz diyelim her karakter kendinden sonra gelen üçüncü karakteri alsın dediniz. Tamam mı? Bu durumda ne olacak? Siz mesela A yazdınız. Koşulunuz neydi? Kendinden sonra gelen üçüncü karakter. A'dan sonra gelen üçüncü karakter ne? D harfi. Türkçe karakterleri almayın. D harfi olduğu için sizin A yazdığınız bütün harfler D'ye dönüşecek. Sonra B yazdığınız bütün harfler E'ye dönüşecek. C yazdıklarınız F'ye dönüşecek. D yazdıklarınız G'ye dönüşecek. Bu şekilde kendi içerisinde bir döngü gibi bir yapı oluşturmuş olacak. Şimdi şöyle, şurada bir tane benim projem vardı. Şunun üstünden gidebilir miyiz Sezar? Boş muydu bu? Bir bakayım hemen. Tamam, boş. Bir tane boş bir proje açın. Şimdi bu boş projenin içerisine iki tane label ekliyorum. Label 1 ve label 2. İki tane de text box ekliyorum. Güzel bir konudur. Veri tabanındaki verilerinizi de bu yöntemle şifreleyebilirsiniz. Böylece karşıdaki kişinin anlamayacağı bir format yakalamış olursunuz. Birinci alan veri olsun. İki nokta üst üste. Veriyi buraya girelim. Sonra ikinci alanda şifreli veri olsun. Şifreli veri. İki nokta üst üste. Şifreli veriyi de bize buraya getirsin. Şimdi ben bunları biraz sola taşıyacağım şöyle. Tamamdır burası da. Şimdi ben buraya bir tane buton ekleyeceğim. Bir tane buton ekledim. Butonumun ismi şifrele olsun. Şifreleme işlemini gerçekleştirecek. Şöyle ki şifrele butonunu buraya ekledim ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Şu eski butonun kodları, bunu silelim. Şimdi buton clean içerisine geldim. Kodlarımı yazmaya başlıyorum. İlk önce benim bir tane değişkene ihtiyacım var. Değişkenim veri olacak. String veri eşittir. Şöyle çift tırnak. İlk değeri null olan bir tane değişken tanıdım. Sonra veri değerini nereden alacağız? Veri eşittir. Textbox 1'den gelen değer. Doğru mu? Bakalım. Textbox 1'e attık değil mi veriyi? Evet. Buradan Textbox 1'den veriyi alacağım. Sonra alt satıra indim. Ondan sonra şimdi işin zaten esas noktası bu. Burayı da yani şu üçüncü satırı anladığınız zaman algoritmayı çözmüşsünüz demektir. Şöyle ki şimdi ben bir tane dizi oluşturacağım. Char karakterler ya da veriler, artık siz nasıl adlandırırsanız, char karakterler eşittir. Normalde dizi oluşturduğunuz zaman ne yapmanız gerekiyor? Bu da bir char dizisi olduğu için işte tek tırnak içerisinde A virgül, tek tırnak içerisinde B virgül, bu şekilde sona kadar gitmeniz gerekiyor. Şimdi bu yanlış bir kullanım değil ama ben burada bütün char karakterleri yazarsam, hani ASCII kod tablosu var ya, ASCII kod tablosundaki bütün verileri, sadece harfleri değil, sonuçta sembolleri de alacak, sayıları da alacak, büyük harfleri de alacak, küçük harfleri de alacak. Bu benim için çok uzun ve gereksiz bir dizi olur. Buna daha kısa yoldan erişmenin yolu var mı? Var tabii ki. Şöyle ki şu süslü parantezlerimi sildim. Diyorum ki veri nokta veriden gelen değerleri nokta toChar array. toChar array ne demek? Bir array bir dizi char dizisine ata. Char dizisine ata gibi bir anlam var. Şöyle ki şu dördüncü satırda yazayım. Daha net bir şekilde anlayacaksınız. Ben de açıklayacağım zaten. Bir tane for each döngüsü kullanacağım. For each döngüsü neydi? Bizim dizilerle beraber kullanılan döngümüzdü. Dört tane parametresi vardı. Birinci parametre değişken türü. İkinci parametre pardon. Evet, birinci parametre değişken türü. İkinci parametre o değişkene bir isim. Üçüncü parametre İngilizcedeki in komutu ve dördüncü parametre dizi adı. Ne yapıyordu? Dizideki bütün elemanlara tek tek ulaşmak için kullanılan döngüydü. Mesela C dilinde yok for each döngüsü. Yeni dillerle beraber gelen bir döngü türü. Şimdi char eleman. Bir tane eleman isminde ne oluşturdum? Bir tane eleman isminde değişken oluşturdum. Bu eleman değişkeni nereden değer alacak? Karakterlerden. Yani ben şunu yaptım. Dedim ki
Karakterler eşittir veriden gelen, yani veriden gelen değeri aslında karakter char formata çevirip karakterler dizisine atadım. Yani ben oraya mesela ne yazdım diyelim. İşte bugün ne salı. Salı yazdığım zaman S'yi bir değer, A'yı bir değer, L'yi bir değer, I'yı bir değer olarak alacak. 4 farklı karakter olarak alacak. Sonra dedim ki eleman değişkenimle o S, A, L ve I var ya hepsini tek tek oku. Okuduktan sonra ne yap biliyor musun? Şunu yap. Textbox 2 nokta text. Artı eşittir. Burada artı eşittir kullanmamın sebebini de şimdi eşittir de kullanacağım. Aradaki farkı göstereceğim. Artı eşittir kullanmamın sebebini uygulama bazında anlatayım ki biraz daha otursun. Artı eşittirini de anlatacağım. Acele etmeyin. Diyorum ki convert nokta to char, convert nokta to char, to char, char'a dönüştür. Şimdi char'a ben neyi dönüştüreceğim? Elemanı dönüştüreceğim, değil mi? Eleman, eleman nokta toString. Elemandaki değeri char'a dönüştür. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Şimdi bakın. Artı eşittirin olayını bir anlatalım. Şimdi bu Sezar şifreleme olmadı henüz. Önce onu söyleyeyim. Şimdi ben geldim buraya. Salı yazdım. Tamam mı? Şifreleye bastım. Bakın salı döndürdü. Neden? Çünkü ben şu anda char karakterleri üzerine herhangi bir ekleme yapmadım. Yani 3 karakter, 5 karakter ötesini al demedim. Ötesini alı nerede diyeceğim? Şurada. Diyorum ki eleman artı 3. Elemandan yani elemanın karakter değerinin üstüne 3 karakter ekle. A ise 3 karakter sonrasını getir. B ise 3 karakter sonrasını getir gibi. Şimdi geldim salı yazdım. Geldim buraya şifreliğe bastım. Bakın salının karşılığını VDOJ olarak döndürmüş oldu. Şu İngilizce'deki büyük I, küçük I muhabbetinden dolayı böyle. Mesela ne yazalım? Merhaba dünya yazdım. Şifrele dedim. Merhaba dünyayı getirdi ama şu VODJ kaldı. Bir öncekinin verisi. Aslında her şifreleri bastığımızda önce şurayı temizletmeliyiz. Bakın şurada DS sembolü boşluğu temsil ediyor. İşte M'nin yerine P geldi. N'in yerine H geldi şeklinde. Bu şekilde verilerimizi almış olduk. Şimdi bakın şurada mesela artı eşittir değil de direkt eşittir kullandığım zaman ne olacak biliyor musunuz? Örneğin ben geldim. Daha net göreceğiniz ABC işlemini yapayım. Burada ABC yazdım. Bakın sadece ne yaptı? C'nin karşılığını aldı. A'nın karşılığını aldı sildi. B'nin karşılığını aldı sildi. C'nin karşılığını aldı yazdı. Ama ben ne istiyorum? Hepsi kalsın. İşte hepsinin kalması için ne gerekiyor? Artı eşittir gerekiyor. Artı eşittir ne demek? Üstüne ekle demek. Öncekini silme. Öncekinin üstüne ekle. Tamam mı? Bu birinci kısım. Şimdi geldik peki hocam bunun çözmesi yok mu? Çözmesi de var. Pek tabii çözmesi de var. Şöyle ki şimdi geldim buraya. Bunun ismi de şifre çöz olsun. Şifre çöz. Güzeldir, eğlencelidir. Kendi şifreleme algoritmanızı oluşturabilirsiniz. Bakın bu çok güzel bir şey. Şifreleme algoritmanızı oluşturmak. Veri yapılarıyla özellikle bir tık ilgilenen varsa aranızda çok daha hakim bir şekilde işlemleri gerçekleştiriyor olacaktır. Şimdi şifre çöz butonuna çift tıkladım. Buraya kodlarımı yazmaya başlayacağım. İkinci buton. Şimdi bu kez string şifre eşittir çift tırnak. Çift tırnak olmadı. Oldu mu? Olmadı. Bir dakika. String şifre eşittir. Şöyle ki şu çift tırnağı ben kopyalıyorum. Benim bilgisayarımın çift tırnağı çalışmıyor laptopum. Şimdi peki şifre değerini nereden alacağım ben? Bu kez tabii ki şifre değeri eşittir. Textbox 2'den gelen değer. Textbox 2'den gelen değer olacak. Şimdi yine char köşeli parantez karakterler 2 olsun bu kez. Karakterler 2 dizisi eşittir. Şifre nokta to char array. Yine bunu bir array içerisine atıyorum bu şifremi. Ondan sonra ne diyeceğim? Sonra for each yukarıdakinin aynı mantığı. Char eleman 2 olsun. In nereden? Pardon, şurası in olacak. In karakterler 2'den. Karakterler 2'den olacak. Süslü parantezimi açtım. Ondan sonra textbox 1 nokta text ne olacak? Artık az çok olayı kavradığınızı düşünüyorum. Convert nokta to char char'a dönüştür. Peki bu kez char'a dönüştürdüğümüzde parantez içi eleman artı 3 olmayacak. Ne olacak? Eleman 2 eksi 3 olacak. Çok güzel, süpersiniz. Nokta toString. Eminim yani şu an bunu izlerken yaptığınızda sizin çok eminim. Mesela DEF yazalım bakalım ABC olarak çevirecek mi? Şöyle DEF yazdım. Şifre çözdüm. ABC'yi bana ne yapmış oldu? Getirmiş oldu. Mesela bir tane şifre verileyelim. İşte diyelim ki kasa anahtarı koltuğun altında. Koltuğun. Hatta şöyle yapalım. Erkan anahtarlar
Koltuğun altında. Bunun anlamını bilenler vardır muhtemelen. Şifreyi yazdım bu şekilde. Bakın veri tabanında veriler böyle geldiği zaman şey olmayacaktır. Karşıdaki kişi veri tabanı ele geçirse dahi bu formatı anlamayacağı için işine yaramayacaktır. Mesela geldim, bakın ben şimdi şurayı siliyorum. Şöyle ki burayı sildim. Şifre çöze bastım. Erkan anahtarlar koltuğun altında olarak ne yaptı? Bize veriyi döndürmüş oldu. 6 Şubat 2018 tarihler C# dersimizin ikinci yüzlük kısmın 20. dersine gerçekleştirdik. Güzel ve keyifli bir ders olduğunu düşünüyorum. Yeni bir şeyler öğrendiğinize inanıyorum. Bir sonraki derste, 21. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Örnekleri uygulamayı ihmal etmeyin.